Evet, Kabaklar Köyü'ndeki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz şu an köyümüzün içerisinde bulunan, daha önceden Galip Aydın döneminde, rahmetli Galip Aydın döneminde yapılan ve ışıl ışıl Uşak'ta örnek olan bir parktayız ve buranın halini görüyorsunuz, işler acısı. Yani biz nasip olur da bize bu görevi verdiğinizde Kabaklar Köyü'ndeki ilk yapacağımız faaliyetlerden birisi de bu parkın dizaynı, düzeni. Yani buranın tekrardan bir proje çalışmasıyla hem parkının kenar düzenlemesi, hem çiçek düzenlemesi ve aynı zamanda içerisinin ortasında bulunan havuzun tekrar eski haline gelip fıskiyeli bir şekilde çalışması ve yine burada renkli ışıklarla yapacağımız bazı sponsor firmalarla yaptığımız çalışmalarla buraya ışıklandırmalar da getireceğiz. Geceleri burası ışıl ışıl olacak ve şehirden veyahut da dışarıdan bir misafirlerimiz geldiğinde burayı rahatlıkla burada misafirlerimizi ağırlayacağız. Yani burası yine 90'lı yıllarda nasılsa şimdi de nasip olursa yine aynı olacak. Evet, yine köyümüzün içerisindeki parktayız ve dere ıslahı yapılan yerdeyiz. Burası da görmüş olduğunuz gibi artık her türlü çöpler atılıyor. Buranın düzenlemesi yapılarak tekrardan İl İzole İdaresi ve Devlet Su İşleri ile beraber ortaklaşa bir projeyle burayı tekrardan ayağa kaldıracağız. Yani burada çevre kirliliği olmayacak, gürültü olmayacak, pislik olmayacak ve sağlığa uygun bir şekilde, belki de neden olmasın diyoruz, ilerleyen dönemde bir sondaj çalışmasıyla buraya bir su da neden verilmesin. En azından aşağı tarafa biraz bir yükseltme yaptığımızda güzel bir görüntü olur. Belki de hani hiçbir zaman hayallerimizin dar tutmuyoruz. Burada neden bir balıklarda olmasın diyoruz. Ve bu parkın etrafında vatandaşlarımız, çocuklarımız, annelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, eşlerimiz rahatça oturabilsin diye, çevreden rahatsız olmasın diye de buranın parkın etrafına yüksek şekilde, yani uzun serviler dikeceğiz. Yani parkın dışarıdaki dış çevreyle bağını koparacağız. Yani koparacağız dediğimiz şu. Yani içeride rahat rahat vatandaşlar misafirlerimizle, aileleriyle beraber gelip burada vakitlerini geçirecekler.